Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben Cübbesiz Mahmut. Bu videomuzun konusu Allah'ı konuşturup ayet olmayan sözler. Yani Resul dedi ki, Peygamber dedi ki, Nebi dedi ki, Allah böyle 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 dedi. Allah konuşuyor ama ayet değil. Nasıl oluyor bu? Şimdi önce nasihatı dinleyelim. Sonra bunu nasıl yaptıklarını hep beraber bulalım inşallah. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümseyerek göğe bakıyordu. Bir adam peygamberimizin gülümsemesinin sebebini sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Evet, göğe bakıyordum. İki melek kendi yerinde ibadetle meşgul olan mümin bir kulun gece gündüz yaptığı ibadetlerinin mükafatını yazmaları için yeryüzüne indiler. Fakat onu hasta olduğundan dolayı ibadetgahında bulamayınca göğe çıkıp Hak Teala'ya şöyle arz ettiler. Şimdi burada hatırlamamız gereken ne? Sevaplarımızı yazan sağ omuzda, günahlarımızı yazan sol omuzda değil miydi? Melekler bizim yanımızda değil miydi? Sevaplarımızı ve günahlarımızı yazan kiramen katibin dediğiniz melekler omuzlarımızda değil miydi? Dünyada değiller. Arş-ı Ala'dan geliyorlar yazmaya ama adresi de bilmiyorlar. Nereye gideceklerini de bilmiyorlar. Gidiyorlar boş. Herhalde melekler alışmışlar oraya. Gidiyorlar ibadet ediyor. Gidiyorlar ibadet ediyor. Melekler yine nasıl olsa ibadet ediyordur diye gitmişler ama orada yok. Melekler adresi de bilmiyorlar. Sonra eve gidip de bakmıyorlar. Neden olduğunu da merak etmiyorlar. Çıkıyorlar Allah'ın yanına melekler. Diyorlar ki bakalım ne diyorlar Allah'a. Melekler Allah'a diyor. Şimdi peygamber bunu anlatıyor ama anlattığında orada peygamber yok. Melekler gelmiş, bakmış, görememiş, çıkmış Allah'a. Melekler Allah'la konuşacak. Bunu üçüncü şahıs peygamber hadis olarak veriyor. Devam edelim bakalım. Ey Rabbimiz! Biz o mümin kulun ibadetini yazmak için her zamanki gibi onun ibadetgahına gittik. Fakat onu orada bulamadık. Hasta yatağına düşmüştü. Allah-u Teala o meleklerine cevaben şöyle buyurdu. Hazır olun. Allah meleklere cevap veriyor. Yani şu andan itibaren Allah konuşuyor. Ama ayet değil. O mümin kul hasta yatağında olduğu sürece her gün ibadetgahında ona yazdığımız sevabı aynı şekilde yapıyormuş gibi yazın. Hasta yatağında olduğu müddetçe onun hayır amellerinin mükafatı bana aittir. Onun Yani hastalığa sabretmenin mükafatı yetmiyor, ibadetin mükafatı isteniyor. Mükafatını ben vereceğim buyurmuştur. Peki ne anlaşılıyor bu kıssadan? Ne anlaşılıyor? Yeter ki istikametle ibadetlerimize sarılalım. Eğer istikamet ve samimiyetle sarılırsak mükafat kesilmez. Aksine Rabbimiz bize daha çok mükafat verir. İstikamet bir kulun Rabbini, Rabbinin de o kulu sevdiğinin en büyük emaresidir. Allah'a en sevimli amel az da olsa istikametle yapılan ameldir. İstikamet iradesi güçlü olan kulun işidir. İstikametini bozmayan bir gemi nasıl ki limana ulaşır ise istikametten ayrılmayan bir mümin de biiznillah kurtuluşa ulaşır, cennet ve cemalullah'a kavuşur. Unutmayalım, Allah dostları buyururlar ki, en büyük keramet amellerde istikamettir. Rabbim hepimizi istikamet üzere olmamız gereken bütün her şeyde istikamet üzere eylesin. Allah'a emanet olun, bizi takipte kalın. Tabii, sizi takipte kalalım. Şimdi bu kafiyeli sözler var ya, bu kafiyelerle o kadar güzel şeyler uyduruyorlar ki, hurafeleri böyle süslüyorlar. Ondan sonra en büyük keramet istikamet. Uydu. Kafiye de tamam. Peki Allah'ı konuşturduğu halde neden ayet değil? Eğer bu kutsi hadisse ki öyle demesi lazım. O zaman başta kutsi hadis demiyor. Velev ki kutsi hadis kaynağı ne? Niçin söylemiyorsun insanlar bir baksın. Tirmizi mi, Buhari mi, Nesai mi, Ebu Davud mu, Ebu Mace mi? Niye vermiyorsun? Bir bakalım bakalım. Öyle bir hadis var mı?
ilave mi oldu, çıktı mı? Bir bakalım değil mi? Yani bize soruyorlar. Sen bu hadisi söylüyorsun ama kaynağı ne? Adam Allah'ı konuşturuyor, kaynak yok ya. Allah'ı konuşturuyor, kaynak yok. Ama amacı iyi. İstikamet üzere olmakla ilgili sohbet veriyor adam. Velev ki Allah dememiş. Ne olur yani? Allah böyle bir şeyden hoşnut olmaz mı? Allah böyle bir şey sevmez mi? O zaman Allah dedi diye söyleyebiliriz. Değil mi? Siz peygamber düşmanısınız. Peygamberin böyle bir hikayesi olamaz. Siz Allah düşmanısınız. Allah'ın söylemediği bir şeyi söylüyorsunuz. Bu eğer ayet olursa olmaz mı? Bunu biz ayet olarak kabul edemez miyiz? Ayet, hatta nuzul sebebi de var. Hastalanan bir mümin ibadethanesine gitmediği için evinde hasta yatarken nazil olan ayet. Bu da nuzul sebebi. Engel olan ne? Engel olan ne? Peygamber bu hadis, bu ayet diye ayırmış mı? Ayırsa söylerdi zaten. Öyle bir ayrım yok. Peki siz nasıl ayırıyorsunuz? Şu peygamberin anlattığına iman ediyorsanız, peygamberin bu anlattığını ayetten ayıran şey ne? Nuzul sebebi de var, ayet de var. Allah'tan nazil oluyor. Arada Cebrail bile yok. Kur'an'ın, Musaf'ın içindeki ayetlerden daha sağlam. Cebrail bile yok. Allah'ın bu olayı söylemesine peygamberi birebir şahit. Arada Cebrail bile yok. Hadis, bu hadis diye verdiğiniz ayetten sağlam ya. Ama olmaz değil mi? Niye? Allahu alem demeyi unutmayın. Yani büyük bir ihtimalle demeyi unutmayın. Beni dinleyen normal vatandaşlara sesleniyorum. Halka sesleniyorum. Bu sihirbazlara lütfen itibar etmeyin. Nasihat vermek için Allah'ı konuşturuyorlar ama orada durmuyorlar. Allah'ı konuşturmaya devam ediyorlar ve bunlara hadis diyorlar. Hadisler vasıtasıyla Allah'ın sözüymüş gibi verdikleri sözlerle insanları nerelere, ne işlere götürüyorlar? Allah muhafaza. Düşünmeniz, akletmeniz ve Kur'an okumanız dileğiyle. Allah'a emanet olun.